Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı, yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi. Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten, sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği. İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne, denize saatlerce bakabilir, bir kuşa, bir çocuğa. Yaşamak yeryüzünde onunla karışmaktır. Kopmaz kökler salmaktır oraya. Kucakladın mı? Sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını. Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin. Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara? Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinleneceksin. İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine, hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına. İnsan balıklama dalmalı içine hayatın, bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına. Uzak ülkeler çekmeli seni, tanımadığın insanlar. Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın. Değişmemelisin hiçbir şeyle, bir bardak su içmenin mutluluğunu. Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın. Ve kederi de yaşamalısın namusluca, bütün benliğinle. Çünkü acılar da sevinçler gibi olgunlaştırır insanı. Kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına, dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı, büyük yaşayacaksın ırmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına. Çünkü öbür dediğimiz şey hayata sunulmuş bir armağandır. Ve hayat sunulmuş bir armağandır insana. Evet değerli misafirlerimiz, Batı Yakası Medya Grubu olarak Serhat İlleri Dergisi'ni düzenlemiş oldu ve özellikle Kocaeli'nin Batı Yakası'nda Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'nda yaşayan, işinde ve mesleğinde zirveye çıkan değerli iş insanlarımızı onur etmek adına bir davet ettik sizleri. Bu davete icabet edip geldiğiniz için, bizleri onurlandırdığınız için Batı Yakası Medya Grubu adına hepinize sonsuz gönülden teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, birbirinden çok çok değerli simaları görüyorum. Ve her sunucu için muazzam bir şans, muazzam da bir risktir bu kadar güzel kalabalığın karşısında sunuş yapmak. Olası bir sürçülisanım olursa günün sonunda o güzel gönüllerinizin köşelerinde hoşgörünüze sığınmak istiyorum. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli konuklar, birazdan selamlama konuşmasını yapmak üzere alkışlarınızla şiir okudum, alkış az geldi. Yorum yaptım, alkış az geldi ama sevgili Bülent Kömürcü, Batı Yakası medyayı temsilen alkışlarınızla sahneye alıyor olacağım. Sevgili Bülent Kömürcü, buyurun, sahne sizin. Kıymetli Haziran, en kalbi duygularımla sizleri selamlıyorum. Batı Yakası Medya bünyesinde yayın yapan Serhat İl Dergisi tarafından organize edilen sosyal medya ağlarımızı takip eden takipçilerimiz, Batı Yakası Dergisi ve Serhat İl Dergisi okuyucularımız ile 16. yılımızı kutlamak istediğimiz bu birlik beraberlik gecemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Müzik.
Dün sadece yerel bazda sizlerin tabiriyle sesli kesim içinde yayınladığımız, bir türlü evlere giremediğimiz yayın organlarıyla başladığımız bu yola, bugün sadece evlere girmek değil, dünyanın dört bir yanından izlenen bir yayın organı haline geldik Batı Yakası TV ile. Aylık 600 bin erişim rakamlarını gördüğümüz Batı Yakası TV ile sizlere seslenmenin gururunu yaşarken, Batı Yakası dergisi ile yaşadığımız bölge olan Kocaeli'ye hizmet veriyoruz. Doğduğumuz yere hizmette ve yatırımda geri kalmazken, doğduğumuz yeri de hiçbir zaman unutmadık. Kocaeli'de 100 binlere aşkın bir hemşehrin nüfusuna sahip olmamızdan dolayı öncelikle sadece Kocaeli'nin Batı Yakası'nda, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'nda dağıtımını yaptığımız Serhat İlle dergisini son birkaç yılda Kocaeli genelinde dağıtmaya başlayarak öncelikle hemşehrilerimiz arasında Doğu ile Batı'nın birleşmesine vesile olurken, doğduğumuz yerin yanı sıra Türkiye'nin birçok noktasına da dergimizi ulaştırmayı başardık. Bugün bu donanım ve gücüyle bölgemize hizmet eden, başta Kocaeli'nin Batı Yakası olmak üzere tüm Kocaeli'deki önemli ve başarılı isimleri ekrana taşıyarak görevimizi yerine getiriyoruz. Bugüne kadar şu an burada bulunan çok kıymetli dostlarımızı da ekranlara taşıdığımız gibi, bölgemizde birçok ülke başaran ve başarılı çalışmalara devam edecek olan Batı Yakası medya ailesi olarak, bugüne kadar bizlere verdiğiniz maddi ve manevi destek için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Böyle bir aileye sahip olmak her baba yiğidin harcı olmadığı gibi, şahsımın en büyük zenginliği ise sizin gibi bir aileye sahip olmaktır. Toplamda 12.sini haz eti ikramıyla 4.sünü düzenlemiş olduğumuz gecemize tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Evet, evet değerli konuklar, sevgili Bülent Kömürcü'ye selamlama konuşmasından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Programımızın akışında, başında bahsettiğim gibi, bölgemize değer katan, kendi çalışma alanında muhakkak marka yaratan isimlere yönelik bir plaket takdimimiz olacak, ama öncesinde bu gecenin hazırlanmasında her zaman olduğu gibi kapısını çaldığımızda bize kapısını ve gönlünü açan ana sponsorumuzla ilgili slide gösterisini arkadaşlarımdan isteyeceğim. Sonrasında kendisini davet edip plaket takdimini yapıyor olacağız. Alkışlarınızla ARF Grup Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Arif Gülen Beyefendi'yi sahneye davet ediyor olacağım. Ben çok şanslıyım. Her gün ARF Grup bünyesinde o lezzetli yemekleri hemen hemen her gün tadıyorum.
Sevgili Arif Gülen'e plaketlerini takdim etmek üzere gönül insanı, darıcıya hizmet adamı, sevgili Muzaffer Büyük Başkanımızı alkışlarınızla sahneye davet ediyor olacağım. Başkanım hoş geldiniz. Evet, size iki tane başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu gecenin organize edilmesinde katkı, emek ve desteklerinden dolayı ikinci bir sponsorumuz var. İkinci sponsorumuz sevgili Serpil Savaş Hanımefendi, alkışlarınızla sahneye davet ediyor olacağım. Serpil Hanım hoş geldiniz. Plaketini takdim etmek üzere bölgemizin değerli isimlerinden, büyük sanayicilerinden, iş insanlarından Sayın Oktay Kaya Bey, alkışlarla sizi sahneye davet ediyor olacağım. Alkışlar bu akşam biraz sönük geliyor. Genelde böyle protokolün yaygın olduğu gecelerde bu oluyor ama ara ara isteyeceğim ben. Hoş geldiniz. Tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Evet değerli konuklar, her sene bölgeye değer katanlar, bölgenin enleri gibi programlarla Batı Yakası Medya Grubu olarak aktiviteler düzenliyoruz. Bu aktivitelerde çok ince eleyip sık dokunmak zorundayız ve yükümüz o kadar ağır ki. Çünkü yapacağımız seçimlerde ince detaylar üzerinden hareket ederek birbirinden çok değerli firmaları, birbirinden çok değerli simaları ufacık detaylarla onurlandırmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ve inanıyoruz ki bugün burada ismini anons edemediğimiz yüzlerce değerli isim var. Gebze'de, Dilovası'nda, Darıca'da, Çayırova'da hizmet veren. Ancak karınca kararınca biz bir liste oluşturduk ve bu listeyi oluştururken Batı Yakası Medya Grubu ile birlikte bizi kırmayıp komitede görev alan çok değerli isimler vardı. Hoşgörünüzle birlikte bu isimleri şimdi tek tek anons ediyor olacağım. Umarım bütün isimler şu an burada hazırdır. Elimdeki listeden ben sıradan okuyor olacağım. Sevgili Meşahi Karakuş Başkanım, Gebze Kaysiyat Başkanımız buradalar mı? Sanırım henüz yoklar. Gebze Kars Ardahan Iğdır Dernek Başkanımız, Metin Baytöre Başkanımız, alkışlarınızla sahneye alacağım. Komitede bize çok yardımcı oldu, çok katkı sağladı. Çayırova Serhat Karslar Derneği Başkanı Atilla Kızılboğa Beyefendi, alkışlarınızla sahneye alıyor olacağım. Ardahan Ölçekler Köyü Dernek Başkanı Aşkın Aslan Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Aşkın Başkanım. Aşkın Başkanım gelene kadar ben ikinci ismi de anons edeyim. Çayırova Belediyesi önceki dönem başkan yardımcısı Savaş Özdemir Beyefendi, alkışlarınızla sahneye alacağım. Darıca Ardahanlılar Dernek Başkan Yardımcısı Hakan Uğurlu. Bölgemizin değerli iş insanlarından Yunus Orman Beyefendi. Yine Gebze'de her gün görmekten keyif aldığım değerli iş insanı, aynı zamanda Kaysiyat üyemiz Gökmen Deli Beyefendi, alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Akademisyenlerimizden Levent Yılmaz Beyefendi yine bu komitede bize değer kattılar, fikir yürüttüler. Levent Bey'i de alkışlarınızla sahneye alacağım. Son olarak Darıca Iğdırlılar Dernek Başkanı Selahattin Adıgüzel abime sahneye alacağım. Evet, bu komiteyle biz uzun uzun tartıştık, uzun uzun istişarelerde bulunduk. Sonrasında birazdan size anons edeceğimiz isimlerde karar kıldık. Dolayısıyla ben Batı Yakası Medya Grubu adına
katkı ve emeklerinden dolayı bu değerli komiteye çok çok teşekkür ediyorum. Değerli komitemize plaketlerini takdim etmek üzere Gebze Belediye Başkanımız Sayın Zinnur Büyüköz Beyefendi alkışlarınızla sahneye davet ediyor olacağım. Başkanım hoş geldiniz. Evet, bu taraftan geliyor başkanım. Evet, kocaman alkış gelsin bu güzel kareye, bu değerli komitemize. Evet, emeklerinize sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan dolayı. Evet, değerli konuklar. Yaptığımız değerlendirmelerde Kocaeli bölgesinde, özellikle bürokraside Kocaeli'ye değer katan, Kocaeli'nin batı yakasına değer katan isimler arasında çok düşündük, taşındık. Nihayetinde bir isme karar verdik. Buyursunlar, bakalım yılın en başarılı bürokratı olarak değerli komitemiz kim uygun gördü, hep beraber izleyelim. Öztekin Kaşukçi, 1964 Kars Digor doğumlu olan Öztekin Kaşukçi, 1976 yılında ailesiyle Kocaeli'ne taşındı. Orta öğretim ve liseyi Derince'de bitiren Kaşukçi, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. Kamu yönetimi dalında yüksek lisansına devam eden Kaşukçi, Edirne, Bursa, Bartın ve Gebze'de İşkur Şube Müdürlüğü yapmıştır. 2008-2009 yılında Samsun İşkur İl Müdürlüğü, son olarak ise İşkur Kocaeli İl Müdürü olarak görevini yürütmüştür. Bölge STK'larının yapmış olduğu sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak görev alan ve hemşerileri arasında kanaat önderi isimler arasında gösterilen Kaşukçi, evli ve 3 çocuk babasıdır. Batı Yakası TV moderatörlerinden Türkü Tadında program sunucusu İbrahim Keskin'in söylediği gibi. Kars'ımızın gururu, Kocaeli'de yaşayan Karslıların ak saçlı ağabeyisi. Pirimiz, liderimiz. Aynı zamanda yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İstihdam Ofis Başkanı Sayın Öztekin Kaşıkçı. Hali hazırda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İstihdam Ofisi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Sevgili İbrahim Keskin bana söyleyecek çok şey bırakmadı. Alkışlarınızla Öztekin Kaşıkçı'yı sahneye alıyor olacağım. Plaketini takdim etmek üzere Gebze Ağır Ceza Savcısı Sayın Fikret Günay Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye alıyor olacağız.
Hoş geldiniz. Sayın Savcım, çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Evet, yine bölgemizde görev alan akademisyenler arasında bir değerlendirme yaptık. Akademisyen deyince işimiz hem zor hem kolay oldu. Çünkü değer katan isimler çok fazla, ön plana çıkan isimler arasından 3-5 tane çok kıymetli ismi ele aldık. Ve sonrasında komitede ortak bir fikir, ortak bir kanaat olarak ortaya çıkan ismi hep beraber slide'da izleyelim bakalım. Profesör Doktor Halim Kazan, 1962 yılında Ardahan'da doğdu. İlkokulu köyünde, lise eğitimini Kars İmam Hatip Lisesi'nde 1982 yılında tamamladı. 1984 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümüne girip 1989 yılında lisans eğitimini tamamladı. 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Niğde İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak başladı. 1990-1993 yılları arasında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde araştırma görevlisi, 1997-2003 yılları arasında Niğde Üniversitesi Aksaray İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde yardımcı doçent olarak çalışmıştır. 1999-2001 yılları arasında ABD'de araştırmacı olarak çalıştı. 2003 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde intisap etti. 2003-2009 yıllarında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde yardımcı doçent doktor, 2009-2014 yılları arasında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde doçent doktor olarak çalıştı. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümüne profesör olarak atandı. Halen bu fakültede işletme bölümünde bölüm başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Mesleki ve idari deneyim olarak Niğde ve Aksaray Üniversitelerinin kuruluşunda kurucu öğretim üyesi olarak görev yaptı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümünde bölüm başkanı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde İşletme Fakültesi, İşletme Bölümünde Anabilim Dalı Başkanı, Niğde Üniversitesi Aksaray İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Dekan Vekili ve Dekan Yardımcısı, Niğde Üniversitesi Aksaray İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde Bölüm Başkanı, Niğde Üniversitesi Niğde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda Yüksek Okul Müdürü, Niğde Üniversitesi Niğde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda Yüksek Okul Kurucu Müdürü olarak görev yaptı. İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere Türkiye'de değişik üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora derslerini vermektedir. 150'den fazla yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiştir. 200'den fazla bilimsel makalesi, 10 adet ders kitabı, çok sayıda bilimsel araştırma projeleri yönetti. Çok sayıda başkanlığını yaptığı kongre ve konferanslar düzenledi. International Conference and Global Competition and Innovation Management konferansının başkanı ve yürütücüsüdür. Türk Hava Yolları'nda danışmanlık yaptı ve çok sayıda değişik ödüllere layık görüldü. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Evet, alkışlarınızla saygıdeğer hocam Halim Kazan Beyefendi'yi sahneye alıyor olacağım. Ödülünü takdim etmek üzere yine çok değerli bir isim. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimimiz Mustafa Güneş Hocamı, Profesör Doktor Mustafa Güneş Hocamızı alkışlarınızla sahneyelim. Hocam hoş geldiniz. Tebrik ediyorum. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli misafirler, Kocaeli dendiğinde işçi kenti akla geliyor. Baktığınızda sanayinin öbeklendiği, değerli başkanımızla yaptığımız sohbette turizm, tarih kokan yanları da var ama popülasyona baktığımızda işçi kenti. Dolayısıyla
İşçi sağlığı ve iş güvenliği anlamında hizmet veren firmalarımızı değerlendirdik. Bu firmaların arasında ön plana çıkan firmamızı yine özellikle son 2 yıl içerisinde pandemi döneminde yaptıkları çalışmalarla açık ara öne çıkan bir firmamız vardı. Komite olarak hep beraber orada karar ve kanaat kıldık. Buyurun firmamızla ilgili slaytımız gelsin ekrana. Ve güvenliği planı yok mu? İşçi sağlığını ve işle ilgili güvenceleri nasıl sağlayacağınızı bilmiyor musunuz? Bunları dert etmeyin. Firmanızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda yerine getirmeleri gereken yasal yükümlülükleri sizin için halleden Aker OSGB uzman kadrosuyla destek vermeye hazır. Yeniliği sürekli destekleyen firmamız en son olarak koronavirüs testini de hizmetleri arasına koymuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Aker Ortak Sağlık ve Güvenlik Firması'na başvurun, yükümlülükleri sizin için sağlayalım. Yapacağınız başvuruyla iş ve işçiyi koruma kapsamında geniş çaplı koronavirüs testi yaptırabilir, aynı zamanda firmanız için kapsamlı bir iş güvenliği ve sağlığı planı oluşturabilirsiniz. Aker, sağlıkla güvenli. Evet, alkışlarınızla Aker Grup, sevgili Eren Ertuğrul Işık, özellikle pandemi döneminde yoğun çalışma ve çabalarından dolayı sadece sizi değil ekip arkadaşlarınızı da gönülden tebrik ediyorum. Ödülünü takdim etmek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Yaşar Çakmak Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye alıyor olacağım. Tebrik ediyorum. Başkanım hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Evet, sıradaki değerlendirmemiz Kocaeli'nin batı yakasında faaliyet gösteren turizm firmaları. Özellikle taşımacılık sektörü son yıllarda Gebze'de, batı yakasında, Darıca'da, Çayırova'da her geçen gün zorlaştı ve yükleri çok arttı. Trafik yüküyle beraber gerçekten büyük bir uğraş ve organizasyon dönüyor. Turizm firmaları arasında da bir değerlendirme yaptığımızda ön plana çıkan firmamızla ilgili slaytımızla hep beraber izleyelim. Yüzbaşıoğulları Turizm. 1993 yılında gıda sektöründe hizmet veren Yüzbaşıoğulları Grup, 1995 yılında Ayar Otomotiv ile yapılan işbirliği ile profesyonel taşımacılığı alanında hizmet vermeye başlamıştır. Kültür turları, VIP taşıma hizmetleri ve personel servisleri alanlarında ciddi bir iş hacmine sahip olan ve binlerce kişilik taşıma kapasitesiyle hizmet veren Yüzbaşıoğulları Grup, aynı zamanda bölgede ciddi bir istihdam sağlamaktadır. Grubun diğer faaliyet alanları inşaat ve motosporlarında adından sıkça bahsedilmektedir. Profesyonel go-kart pisti işletmeciliği ve Türkiye Şampiyonası yarışmaları düzenlemektedir. Gruba bağlı şirketler: Yüzbaşıoğulları Turizm ve İnşaat Limited Şirketi, Sartur Taşımacılık ve Turizm Limited Şirketi, Best An Motosporları Organizasyon Limited Şirketi, Sar Yapı Gayrimenkul Danışmanlık Limited Şirketi, HBM Turizm Limited Şirketi, Dynamic Rising Team, Ziyaettin Yüzbaşıoğulları'nın çeşitli STK görevleri, Yüzbaşıoğulları Grup Yönetim Kurulu Üyesi, Tuzla Motosporları Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı, Gebze Toplu Taşımacılar Birliği GETAP Yönetim Kurulu Başkanı, Tüm Servis Taşımacıları Federasyonu TÜSFED Yönetim Kurulu Üyesi. Evet, alkışlarınız Ziyaettin Yüzbaşıoğulları'na gelsin. Plaketini takdim etmek üzere Çayırova Belediyesi Başkan Vekili Saadettin Arıkboğa Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye alıyor olacağız. Hoş geldiniz. Tebrik ediyorum.
Hoş geldiniz. Tebrik ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Evet değerli misafirler, işimizin en kolay olduğu alanlardan biriydi. Yılın en başarılı sporcusunu seçmeye hiç çalışmadık. Buyurun yılın en başarılı sporcusunu hep beraber izleyelim. Bence kocaman bir alkış gelmeli şu an bu isme. 5 yaşında Gebze Şam'dan karatede ihtisas bölümünde başlayan Eray Şam'dan sürat ve tekniğiyle Rüzgar'ın oğlu lakabını almıştır. Antrenörlüğünü babası Adnan Şam'dan yapmaktadır. Şu anda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu olan Şam'dan genç yaş kategorilerinde üst üste 7 kez Avrupa şampiyonu olarak Avrupa Karate Federasyonu EKF tarihine geçmiştir. Kariyerinde 12 Türkiye şampiyonluğu bulunan sporcu 2021 yılında Büyükler Avrupa Şampiyonu oldu. Şanlı'nın ulusal, uluslararası ve bölgesel turnuvalarda 200'den fazla madalyası bulunuyor. Olimpiyat tarihinde ilk defa 2020 yaz olimpiyatlarında yer alan karate branşında yarışarak Türkiye'ye ilk madalyayı getirmiştir. Evet, kocaman alkışlarla sevgili Eray Şam'dan. Yok, bu alkış az kaldı. Olimpiyat ikincisine neredeyse yaşı kadar dünya, Avrupa şampiyonalarında dereceleri var. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı olanını sevmek lazım. Gerçekten uzaktan takip ettiğim sevgili kardeşimin ufacık, bu üç tabire uyan ufacık bir hatasını, eksiğini görmemek beni ayrı gururlandırdı bir hemşerisi olarak. Plaketini takdim etmek üzere 20. 21. ve 23. dönem Ardahan Milletvekili Sayın Saffet Kaya Beyefendi'yi alkışlarınızla buraya davet ediyor olacağım. Tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Tabii hemen. Çok kıymetli dostlar, bugün hiç şüphesiz çok müstesna bir gece, çok anlamlı değerlerin buluştuğu bir ortam. Bu havayı birlikte teneffüs etmekten ayrıca şahsım adına gurur duyduğumu, onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum ayrıca. Özellikle böyle omuzuna elimi attığım bir yiğit, bir değerimiz, bir onurumuz, milli duygularımızı yücelten Türkiye'nin o alsancaklı bayrağını gönlere diken bu Eray Canım'ı yürekten hep birlikte kutluyoruz. Hep birlikte kutluyoruz. O bizim değerimiz daha üstün başarılara imza atacağından hiç şüphemiz yok. Gerçekten olimpiyat ikincisi olduğunda televizyonlarda izlerken şahsen benim sizler gibi gözlerim dolmuştu. Bugün de kendisine bu güzel gecede güzel insanlarla birlikte olup başarısından dolayı plaket takdim etmek bana nasip oldu. Bir olimpiyat şampiyonu karşımızda. Bende de serde siyah kuşak var ama kendisinden korktuğum kesin. Yani kendisiyle asla spor ve müsabaka yapamam. Onu da biliyorum kesinlikle. Tekrar tebrik ediyorum. Ayrıca burada değerli sunucumuza da teşekkür ederken Batı Yakası'nın tertip etmiş olduğu bu gecede 16. yılı değil mi Batı evet. Yakası'nın kuruluşunun ve 12. kaz gecemiz öyle mi diyoruz? Evet, veya evet 12. kaz gecemiz mi hepsi kaz gecemiz? 4 tane kaz gecesi kaz. 12. etkinliğimiz. O zaman iptal tamamı kaz olmalıydı o bakımdan bunu telafi edin lütfen. Kaz bizim biliyorsunuz Ardahan'ımızın, Kars'ımızın çok meşhur bir değeridir.
Bizde hep şöyle söylerler, biliriz. Kız alma, kaz alma, kız al derler. Kaz otaramayana kız verilmez derler. O bakımdan kazımızın önemi büyük. Bugün kazla yiyeceğiz. Çok da lezzetli olacak. Bülent Kömürcü kardeşime özellikle teşekkür ediyorum. Bizleri bir araya getirdi. Ve siz tüm ekibine de ayrıca tüm Hazur'un adına da teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok değerli dostları gördük. Burada siyasi partiden çok değerli arkadaşlarımız, akademik kariyer yapmış dostlarımız, belediye başkanlarımız, STK'lar var. STK'lara da sol tarafımda ve her yerde özellikle teşekkürlerimi ifade ediyorum. Onlar bir nefer, onlar kendini gerçekten memleketine vakfetmiş. Değerli arkadaşlarımız, huzurlarımızda kendilerine de minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Bu gecenin anlamına binaen olimpiyat şampiyonu kardeşimizi, babasını da görmek istiyorum ayrıca. Babası da bir gelirse, bu başarıda babasının da payı çok büyük. Lütfen siz de bir gelin. Evet, babasını da bir alkış. Evet, alkışlarımız Adnan Şamdan hocamıza gelsin. Evet, sizi de tebrik ediyorum. Gururumuz ve onurumuz, bir evlat yetiştirmişsiniz. Daha nice evlatlar yetiştireceğiniz konusunda şüphemiz yok. Tekrar gurur duyduk evladınızla, ona emeği geçen babasıyla. Evet, erayımızı tekrar kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Daha büyük başarılar diliyoruz. Bu sefer ikincilik değil, mutlak ve mutlak olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. Eray herhalde burada bize söz verdi. Olimpiyat şampiyonu olacağım dedi. Ve al yıldızı bayrağımızı inşallah dünyada dalgalandıracak. Doğru mu Eray? Tebrik ediyorum. Evet, Sayın Vekilim, güzel konuşmasından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, ara ara arka tarafla programın akışında konuşuyoruz. Sevgili Eray'a, değerli hocası ve aynı zamanda babası Adnan hocama çok çok teşekkür ediyoruz bu güzel başarılarından dolayı. Hakkını inkar etmemek lazım. Darıca Belediyesi Spor Kulübü Başkanı sevgili Hüsamettin Ergül Başkanımı da tebrik ediyorum. Böyle sporcuları Darıca'ya, Türkiye'ye kazandırmak adına katkı ve emeklerinizden dolayı sizleri de tebrik ediyorum Sayın Başkanım. Kocaman bir alkış sevgili başkanıma da gelsin. Evet, eğitim kurumları ile ilgili yaptığımız değerlendirme biraz bizi zorladı. Birçok eğitim kurumumuz vardı değerlendirmenin içerisinde, değerlendirme sürecinde. Ama farklı kriterlerden baktık. İşte anaokulu olan, ilkokulu olan, ortaokulu olan, lisesi olan. En önemlisi öğrencilerinin eğitim kurumu olarak kendisini içinde güvende hissedebildiği kampüsü olan, spor salonu olan, bu tarz kriterlere bakarak bir kurumumuz ön plana çıktı. Buyurun hep beraber bu kurumumuzu izliyor olalım. Bölgemizde 2013 yılında Deva Sağlık Meslek, 2014 yılında Deva Anadolu ve 2017 yılında Deva Akşam Lisesi'ni açarak sektörde ciddi bir yatırım yapan Abdullah Ergön, 2018 yılında ise Özel Sınıf Koleji'ni açmıştır. 8 temelli eğitim modeli ile farklılıkları gözeten ve buna göre eğitim imkanı sunan konseptiyle Gebze'de önemli bir açığı kapatan Özel Sınıf Koleji, gastronomiden robotik kodlama atölyesine, akıl oyunlarından görsel ve bilişsel sanatlar atölyelerine ve yüzme havuzundan buz pateni pistine kadar önemli imkanlar sunan bir okuldur. Evet, alkışlarınızla Özel Sin Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Ergön Beyefendi sahneye alıyor olacağım.
Plaketini takdim etmek üzere DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç Beyefendi sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Eğitime olan katkılarınızdan dolayı. Değerli başkanım, teşekkür ediyoruz. Sıradaki değerlendirmemiz bölgemizde faaliyet gösteren otomotiv firmaları. Otomotiv deyip geçmedim. Aslında hepimizin alışverişini yaparken güven içerisinde satın almaya karar verdiği, sonrasında müşteri hizmetleriyle ilgili herhangi bir problem yaşamadan süreçlerini yönettiği firmaları değerlendirdik. Birçok açıdan baktık ve ön plana çıkan firmamıza kurul olarak karar verdik. Buyurun hep beraber ilgili firmamızı izleyelim. Avşar Otomotiv. Bölgemizin genç ve başarılı iş insanlarından Kadir Avşar'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Avşar Otomotiv, uzun yıllardan bu yana bölge halkına kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla araç alım satımı hizmeti gerçekleştirmektedir. İkinci el otomotiv ticaretini kurumsal bir marka ile sunan ve her yıl yüzlerce insanın otomobil sahibi yapan Avşar Otomotiv, bölgemizdeki en güçlü markalar arasında yer alırken satış sonrası sunduğu hizmetlerle de müşteri memnuniyeti en yüksek firmalardan birisidir. Evet, alkışlarınızla Avşar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Kadir Avşar. Alkışlar az geliyor, acıktık, enerji düştü, farkındayım. Birazdan gelecek gazlar. Plaketini takdim etmek üzere Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Sayın Serap Çakır Hanımefendi'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Hoş geldin. Başkanım hoş geldiniz. Evet, Kadir Bey'i tebrik ediyorum. Serap Başkanıma da teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Yine Kocaeli bölgesinde faaliyet gösteren akaryakıt firmaları ile ilgili bir değerlendirmemiz oldu. Akaryakıt firmalarının içerisinde de bir firmamız ön plana çıktı. Atakan Bey'in hazırlığıyla beraber firmamızı hep beraber izleyelim. Öztürk Şirketler Grubu. 40 yılı aşkın süredir akaryakıt alanında hizmet vermekte olan Öztürk Şirketler Grubu, %100 yerli sermaye ile ülke genelinde 50'yi aşkın istasyon ağı ile hizmet vermektedir. Sadece Kocaeli'nin batı yakası bölgesinde 4 farklı akaryakıt istasyonu bulunan Öztürk Şirketler Grubu, kaliteli hizmet ve uygun fiyat anlayışı ile sektörde ciddi bir ticaret hacmine sahiptir. Aynı zamanda bölgemizde yüzlerce insana iş imkanı sağlamaktadır. Evet, alkışlarınızla
Öztürk Şirketler Grubu. Mehmet Öztürk Beyefendi aramızda olmadığı için onun yerine plaketi almak üzere İbrahim Akın Kömürcü alkışlarınızla sahneye davet ediyor olacağım. Plaketini takdim etmek üzere AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Köksal Akçay Beyefendi'yi yine sahneye davet ediyorum. Başkanım hoş geldiniz. Tebrik ediyorum. Evet, sıradaki değerlendirmemiz en başarılı liman ve lojistik firması. Burada işimiz kolaydı, çok fazla rakip yoktu hemşerilerimiz arasında. Dolayısıyla kolay bir şekilde karar verdiğimiz firmamızla ilgili slide gösterisini sizlerle paylaşıyoruz. ABK Denizcilik, bölgemizin başarılı iş insanlarından Abdullah Bağcan Karadağ tarafından 2013 yılında kurulan ABK Denizcilik ve Baykal Uluslararası Gözetim Firmaları kısa sürede sektörün bölgemizdeki öncü markalar arasında yerini almıştır. Uluslararası arenada boy gösteren ABK Denizcilik ve Baykal Uluslararası Gözetim markaları ile kargo gözetim ve liman hizmetleri konusunda ciddi yatırımlar yapan Karadağ, aynı zamanda ülkemize ciddi bir istihdam ve katma değer sunmaktadır. Evet, alkışlarınızla ABK Denizcilik Abdullah Baycan Karadağ. Plaketlerini takdim etmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Baran Aydın Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Şimdiden tahta göz koyan beyefendi hoş geldiniz. İsminizi rica edebilir miyim? Halil İbrahim'e de kocaman bir alkış. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Tebrik ederim. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Veliahtınızla beraber uzun soluklu olsun başarılarınız. Evet değerli konuklar, şu dönemde iş insanı olmak çok zor. Genç iş insanı olmak daha da zor. Yaptığımız değerlendirmelerde özellikle genç yaşına rağmen şu dönemde ticarete atılıp faaliyet gösteren bir iş insanını ön plana çıkardı. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda buyurun hep beraber bu kıymetli isme bakalım. Okay Ayol, Nova Pro Fabrik markası ile 15 yıl aşkın süredir bölgemize hizmet veren başarılı iş adamı Okay Ayol, genç yaşına rağmen iş tecrübesi ve disiplinli çalışmasıyla İşinin zirvesinde yer alan isimlerden birisi oldu. Prefabrik ev, konteyner metropol ve güvenlik kabinleri üretimi yapan Nova Prefabrik markası ile yurt içi ve yurt dışı pazarlarda ciddi bir müşteri portföyüne sahiptir. Evet, alkışlarınız Okay Ağyol'a gelsin. Plaketini takdim etmek üzere Kocaeli Kaysiyat Başkanımız Sayın Haluk Mamik Beyefendi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Tebrik ediyorum. Başkanım hoş geldiniz. Sağ olun siz.
Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biraz önce kocaman bir alkış gelmişti. Yılın en başarılı spor adamını bu sefer anons ediyor olacağız. Biraz önce sporcusunu anons etmiştik. Yılın en başarılı spor adamı için de yine işimiz ve şansımız o kadar kolaydı ki komite olarak çok hızlı karar verdiğimiz isimlerden birini daha hep birlikte izleyelim lütfen. Adnan Şamdan, 1967 yılında Ardahan'ın Çıldır ilçesinde doğan Adnan Şamdan, 1975 yılında Gebze'ye yerleşti. 1981 yılında karate doğuya başladı. 2018 yılında 7. dan olan Adnan Şamdan, 2009 yılında 5. kademe teknik direktörlük kursunu başarıyla bitirerek teknik direktör oldu. Milli hakem olarak 5 yıl aktif görev yapan Şamdan, 1987 yılında Gebze'de açmış olduğu Gebze Şamdan Karate Doğu İhtisas Spor Kulübü'nde 15 bine yakın Gebzeli gençlere hizmet verdi. Bu süre içinde dünya, Avrupa ve onlarca Balkan şampiyonu sporcu yetiştirerek dünya ülkelerinde bayrağımızı dalgalandırdı. Bölgesel ve ulusal müsabakalarda ilçemizi temsil ederek sayısız şampiyonlar yetiştirdi. Evet, alkışlarınız değerli hocama gelsin. Adnan Şamdan hocam geliyor. Sporcu olunca o kadar hızlı geliyor ki o yol. Plaketini takdim etmek üzere Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı, kıymetli abim Murat Aydın Başkanımı alkışlarınızla sahneye alıyor olacağım. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldin başkanım. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Murat Başkanım ayağınıza sağlık. Evet, sıradaki değerlendirmemiz. Bu arada bütün herkes bana aç gözlerle bakıyor. Bitmeyecek mi? Bitmedi mi? Sabrınızı istiyorum. Son 4-5 tane plaket kaldı. Hadi biraz o güzel sabırlarınız için kocaman bir alkış bu güzel topluluğa gelsin. Kendimizi alkışlayalım. Ben de biraz enerji almış olayım. Evet, bölgemizde sağlık kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşları değerlendirdik. Ve içlerinde bir tanesinin çalışmalarından dolayı, son yıllardaki gelişimlerinden dolayı karar kıldık. Buyurun hep beraber ilgili firmamızı izleyelim. Hayat Tıp Merkezi, 2006 yılında sağlık alanında Hayat Polikliniği adıyla hizmet vermeye başlayan ve günden güne hizmet alanını genişleterek 2007 yılında tıp merkezine dönüşerek Darıca halkına sağlık sektöründe hizmet veren Özel Hayat Tıp Merkezi, 1500 metrekare alan içerisinde kurulan fiziki yapısı ile 15 branştan oluşan uzman hekim kadrosuyla hizmet vermektedir. Modern tıbbi cihazlarla donatılmış Özel Hayat Tıp Merkezi, bünyesinde 15 hekim ve 50'ye yakın personel görev almaktadır. Evet, alkışlarınız Hayat Tıp Merkezi Sayın Veysel Saltaş Beyefendi'ye gelsin. Veysel Bey, çok uzaklardan geliyorsunuz. Hoş geldiniz, tebrik ediyorum. Evet, plaketini takdim etmek üzere Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi başhekimimiz Mustafa Hocam, sizi bir kez daha sahneye davet ediyor olacağım. Hocam teşekkür ediyoruz. Tebrik ederim sizleri de. Evet değerli konuklar, sıradaki plaket takdimimiz. Bölgemizde edebiyat alanında çalışmaları olan en başarılı edebiyatçı kim diye baktık.
farklı bir alanda yazarlıkla ön plana çıkan bir ismi şimdi ekrana getiriyoruz. Buyurun hep beraber izleyelim lütfen. Göksel Erkılıç. Bölgemizin tanınmış yazarlarından Göksel Erkılıç, küçüklüğünden beri hayatını gözlemleyerek ve okuyarak yaşayan bir isim. Bu karakterinin ürünleri olarak ise bu yaşına kadar 9 kitap çıkarıp 7 dergide yazarlık yapmıştır. Aynı zamanda 5 farklı gazetede köşe yazarlığı yapan Erkılıç, TRT'de yayınlanan bir televizyon sitcomunda da senaristlik yapmıştır. Çalışmaları ile genç yaşında mesleğinde ciddi bir başarı elde eden Göksel Erkılıç, okumaya, yazmaya, üretmeye, okuyucularına farkındalık yaratmaya devam etmektedir. Evet, yazarlık zordur ama mizah alanında yazarlık bir tık daha zordur. Lütfen Göksel Erkılıç'ın kitaplarını alın okuyun. Ben programda ilk kez tanıştım. Çok da keyif aldım sohbetinden, yazdığı kitaplardan. Alkışlarınız sevgili Göksel Erkılıç'a gelsin. Plaketini takdim etmek üzere Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı, şair, aynı zamanda yazar Salim Kabasakal Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye alacağım. Evet, değerli konuğumuz gelirken sevgili arkadaşlar, yemek servisine başlayabiliriz. Bir yandan misafirlerimiz bekliyor. Hoş geldiniz. Merhabalar. Evet. Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Evet, bölgemizde faaliyet gösteren inşaat firmaları ile ilgili yaptığımız değerlendirme sonucunda birçok firmayı değerlendirdik. Özellikle son 3-5 yıla baktığımızda Darıca'ya değer katan projeleriyle ön plana çıkan bir firmamızla da karar kıldık. Buyurun hep birlikte ilgili firmamızı izleyelim. İlbeyoğlu İnşaat. İlbeyoğlu Mühendislik İnşaat Firması 1989'da Darıca'da kurulmuştur. O tarihten bu yana bünyesinde bulundurduğu deneyimli kadrosu ile kaliteli işlere imza atmıştır. 2005 yılından sonra hızlı bir büyüme sürecine girmiş, inşaat sektöründe Türkiye'nin büyük sektörlerinden biri olma hedefine bugüne kadar İstanbul'da ve bölgemizde 300'ün üzerinde konut ve iş yeri projesine imza atmıştır. Evet, İlbeyoğlu İnşaat Yakup Türk adına plaketini almak üzere sevgili Kemal Taş Beyefendi alkışlarınızla sahneye alıyor olacağım. Kemal Bey. Geldiler. Plaketini takdim etmek üzere AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya. Sahneye sizleri davet edeceğim. Hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Evet, tebrik ediyoruz. Başkanım teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Yine Batı yakasında faaliyet gösteren ve meslekte 30 yılını doldurmuş gazetecilikle uğraşan meslektaşlarımız var. Şimdi onlarla ilgili bir slayt gelecek. Çok kıymetli bir işle 30 yıldır uğraşıyorlar. Hala da uğraşmaya devam ediyorlar. Buyurun hep birlikte bu isimleri izleyelim. Buyurun lütfen 3 kişi. Ercan Sarıçam. Gazeteci Ercan Sarıçam. 1964 yılında Ardahan doğumludur. Ortaokul öğretmeni Nurettin Leloğlu'nun teşvikiyle fotoğrafçılıkla ilgilendi. Bu vesileyle gazetecilikle tanıştı. 1980 yılında
Hayri Macar'ın Gebze Uyanış gazetesinde muhabirlik yapmaya başladı. Kocaeli gazetesinin Gebze muhabirliğini üstlendi. Sabah gazetesinin kuruluşunda polis muhabiri unvanıyla görev alarak İstanbul basınına geçti. 1987 yılında kurulan Dilovası Belediyesi'nde basın danışmanı olarak 2004 yılına kadar görevde bulundu. Gebze'nin ilk radyosu Süper Gebze'yi ve Gebze'nin ilk offset baskılı Süper Gebze gazetesini ve Gebze bölgesinin ilk dergisi Gelişen Dilovası'nı yayınladı. Yeni Zemin isimli gazeteden sonra ise Gölge Gazetesi ve Gölge Dergi'yi yayın hayatına başlattı. Hala Gölge Dergi ve www.gölgegazetesi.com'u yayınlayan Ercan Sarıçam, meslek hayatı boyunca birçok ilki başlattığı gibi çok sayıda ödül de kazanmıştır. Gazeteci Sarıçam, evli ve iki çocuk babasıdır. İçin gelsin. Dile kolay. Her biri minimum 30 yıl. 30 yıl gazetecilik hayatına Ercan Bey, Yüksel Bey ve Özden Bey. Alkışlarla sizleri sahneye alalım. Plaketlerini takdim etmek üzere Türkiye Gazeteciler Federasyon Başkan Yardımcısı Levent Altun Beyefendi'yi sahneye alıyor olacağız. Ve yine Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Oğuz Beyefendi. Plaket takdimi için sizleri de sahneye davet ediyorum. Ercan abi çaktırmadan dedi ki 41 yıl, 41 kere maşallah, nice nice yıllarınız olsun. Evet. Böyle. Diğeri. En arkaya.
Evet, değerli başkanlarıma ve kıymetli isimlere çok çok teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Tabii ki. Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun 71 il ve Türkiye genelindeki 25 bin üyesi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir Ardahanlı olarak Ardahanlıların ödüllendirildiği bu gecede olmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum. Ve basın sektöründe de Ardahanlı sayısının, Kars Ardahanlı sayısının da çok olmasını da özellikle vurgulayayım, bu akşamın özel olsun. Hepinize tekrar saygı ve sevgiler dilerim. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli konuklar, geldik son plaketimize. Bölgemizin en iyi iş insanı ödülünü almak üzere. Yayının en başında küçük bir hata yapıp iki plaket vermiştik. Başkanın birini şimdi alacağız. Arkadaşlar sizden plaketi aldı mı bilmiyorum ama üçüncüyü vermeyiz. Onlardan biriyle gelin. Evet, Arif Başkan'a kocaman bir alkış. Bence sadece Arif'e yemek değil başarısı. Bence sadece Arif'i yemek değil başarısı, en büyük başarısı bence Darıca Gençler Birliği gibi bir markaya, yılların spor kulübüne sahip çıkarak başarılara ekibiyle beraber imza atmak yönündeki çalışmaları oldu. Çok çok tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Plaketini takdim etmek üzere Darıca İlçe Sağlık Müdürümüz Doktor Sayın Ulaş Doğan Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyor olacağım. Daha çok gaz yiyeceğiz başkanım. Hocam hoş geldiniz. Evet, hem sevgili Arif Gülen başkanım hem de değerli Ulaş Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli konuklar, kıymetli hazirun. Programımızın slide gösterisiyle ilgili, sunum kısmıyla ilgili bana düşen bölümün yavaş yavaş sonuna geldik. Umuyorum ve inanıyorum ki sürçülisan ya da sürçülisan etmemişizdir. Eğer ettiysem tekrardan affola. Hepinize sabırla, ilgiyle dinlediğiniz için kendi adıma çok çok teşekkür ediyorum. Devam ediyor program, bitmedi. Bu gecenin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımı hoşgörünüzle anons ediyor olacağım. Sevgili Atakan, kameramanda sevgili Fatih, Ali, Mert ve sevgili İbrahim Keskin. Bugünün hazırlığında yapılan çalışmaların arkasında kocaman bir kadro var bunlarla birlikte. Sevgili Selen ve Semra, ellerinize emeklerinize sağlık. Bizim bütün programlarımızda gecenin bir yarısına kadar emek veren stajyer iki tane kardeşim var. Sevgili Eren ve Furkan, ellerinize emeklerinize sağlık. Bütün organizasyonlarda muhakkak yer alan Toprak Gayrimenkul sevgili Emre'ye, sevgili Ercan Özan'a, Batı Yakası TV'nin genel yayın yönetmeni. Batı Yakası TV'de ara ara yaşından dolayı takıldığımız ve bizi taşıyan sevgili Taha Kömürci'ye, İbrahim Akın Kömürci'ye, sevgili Bedrettin'e, Güven'e, Rana'ya,
bu akşamki emeklerinden dolayı kendi adıma çok çok teşekkür ediyorum. Evet, alkışlarınız yemek arasında bu güzel kardeşlerim için gelsin. Kimi unuttum? Yine birini unuttum. Vedat Aydemir. Evet, alkışınız Vedat Aydemir için de gelsin. Dedim ya, bazen sürçü insan oluyor. Evet, şimdi bir müzik dinletimiz olacak. Bu müzik dinletimiz için solistlerimiz Meyzen, Serhat Özer ve kıymetli abim Atilla Özdemir sahnede olacak. Ama onların arkasında her zaman solistler anons edilir. Geceye renk katan çok çok kıymetli isimler var. Tom Meister, sevgili Muhammed Çelik. Gitarda sevgili Sercan Demir. Klavyede büyük üstad Burak Akbulut. Ve neyde Hakan kardeşim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Evet, bu güzel kadroya da kocaman bir alkış gelsin. Son olarak sabırla dinlediğiniz için, bize onur katmak adına bu kadar değerli zamanınızı ayırıp geldiğiniz için Batı Yakası Medya Grubu adına teşekkür ederek sahneden ayrılıyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Hep böyle güzel günlerde bir arada olalım diyorum. İyi akşamlar efendim. Diliyoruz. Çok değerli büyüklerimiz var. Birazdan sohbetimizi edeceğiz. Afiyetler olsun. Thank you.
gitme baba, gitme diye yalvardım, yalvardım. Ah, ben bir goncaydım, soldum, sarardım. Güle bakın, güle bakın, belki gelen baba. Ben bir goncaydım, soldum, sarardım. Güle bakın, güle bakın, belki gelen babamdı. Ah, güle bakın, belki gelen babamdır, babamdır o ya. Yar, 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 yar. Patron derde
Değerli milletvekilimiz Saffet Kaya, Sen amca aramızdan ayrılıyorlar. Kendinize iyi bakın. Saygıdeğer amcam Oktay Kaya, sağlıcakla. Hadi şöyle güzel bir alkışınızı alırız yağlı ellerimizle yahu. Olmaz mı? Evet, teşekkür ederiz. Tamam, yemeğiniz bitene kadar bir daha istemeyeceğim. Söz veriyorum. Birazdan da biraz hareketleneceğiz. Bizim enerjimizle mihmal olmak isteyen dostları da bizlere eşlik etmek üzere bekleriz bir yandan da. Yapacağız alayı. Çok kısa izninizi istiyorum. Şimdi gecenin en büyük emeklisi her ne kadar Bülent Kömürcü olsa da, Sayın Bülent Kömürcü olsa da her zaman ben gıyaben
yanımızda olduğunu hissediyorum. Bizzat direkt olarak aktif olamadık değerli büyüğümle ama Bülent abi aracılığıyla birçok desteğini üzerimizde hissettik. Sayın Arif Bülent, ARF Grup Başkanımız, sonsuz teşekkürler ediyoruz her daim yanımızda olduğunuz için. Onlara sponsorluğunda diğer tüm sponsorlarımıza ve aynı zamanda siz değerli misafirlerimize de tekrar tekrar hoş geldiniz demiş olalım. Hadi bakalım. Hadi Ardahan'a yakışır bir türküyle devam edelim bakalım. Darlığından dolayı değerli abim, değerli hocam, Atilla hocamı da bir an evvel dinlemek adına biz çok kısa bir böyle hareketli yapıp sizlere veda edeceğiz, sonuna devam edeceğiz sevgili misafirler. Haydi bakalım, bekliyoruz.
şahdan gelirim. Yüküm eriktir erigil dalları. Delik deliktir aşağıdan gelirem. Yüküm eriktir erigin dalları. Delik deliktir bir emmim kızı var. Teze feriktir bir emmim kızı var. Teze feriktir gelme ecel gelme. Üç gün ara ver üç günden ne çıkar. Haydar'dan kır dizi kır. Derecem can bu derede sen yel sen yel sen yel derdim yara sırrım yara desem yel desem yel desem yel ah bu dereden can bu derede sen yel sen yel sen yel derdim yara sırrım yara desem yel desem yel desem yel. Sana Allah'a
gözle gördüm. Kız gel gel yanıma, seni saram canıma. Benim olmasan bu yüz, kıyarım bu canıma. Kız gel gel yanıma, seni saram canıma. Benim olmasan bu yüz, haydi gidiyoruz haydi. Alkışlar Mezden Serhat'a gelsin. Şimdi sevgili Atilla Özdemir abim alkışlarınızdan alacağım. Nerede Atilla abi? Evet Atilla abi seni alalım, halayı bozmadan devam edelim. Neyse halayı birazdan devam edelim. Halayı birazdan devam edelim. Hazır da yapacağız. Alkışlar, alkışlar benim çok değerli Mezden. Yerim Serhat'ıma gelsin. Evet.
gözlerim yaşlı kalır. Kugala taşlı kala, cımla başlı kalır. Korkuram yer gelmeye, gözlerim yaşlı kalır. Şekşamir oynayacaklar. Şekşamir'e dönüyoruz. Ya bu hadi bakalım. Güler Kömürcü Şekşamir nasıl olacak görelim bakalım. Yaparsın yaparsın sen yaparsın. Herkes oynar herkes. Hadi bakalım. Bir ilave, bir üstsüz gün,
Türk'ün askeri de Türk'ün askeri
dönmez geri de hiç dönmez geri. Türkümez geri ve Türkümez geri. Bir binek taşı, oy bir binek taşı. Getirin adını bilsin bin başı. Bilsin bin başı, oy bilsin bin başı. Getirin adını bilsin on başı. Bilsin on başı, oy bilsin on başı. Eski de yarim hani eski yar şöyle dursun beni de yarim yeni can vurma yeni de yarim eski de yarim hani. Suyum
sıcak sıcak sabunun düğüne gelip sarlan ben yıkarım sevdiğinin üstünü baba üstünü. Bir kaşıma geldi geçti pe 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 gizir oğlu Mustafa Bey hey hey hey.
geçeyim haram verin be dünyayı geçeyim de haram mardule mardule düştüm serinde canım kurban olsun senin gibi geline. Oh,
Şimdi bir Temir Ağa yapıyoruz. Temir Ağa yapıyoruz. Şahsım adına yapacağız. Tam kapatmıyoruz. Ben kendi şahsım adına bu geceyi düzenleyen Batı Yakası TV Yönetim Kurulu Başkanımız Songül Hanım ve Bülent Bey'e ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yüreklerine sağlık. İyi ki varlar. İyi ki varsınız. Minnettarız. Ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de yüreğinize sağlık. Böyle bir katılım, böyle bir güzellik onur ettiniz bizleri. Allah hepinizden razı olsun. Evet, herkesten kocaman bir alkış bu kardeşlerime. Bu akşam bize değer kattılar, hizmet ettiler. Bütün kardeşlerime kocaman bir alkış gelsin. Ya bence gelir, büyük bir alkış gelir. Hepinize çok çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. Daha güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. İnşallah seneye tekrar daha büyük çapta önümüzdeki sene organizasyonu Körfez'de yapmayı düşünüyoruz. Hizmetlere bakalım inşallah. Bin kişilik yüceyle inşallah hep beraber yine bir arada oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınızı sağlık.